Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay. Akiden direkt olarak elektrik alarak ee, LED lambalar bağlamak. Yani aracınızın herhangi bir yerine LED ampullerden takarak aracınızda farklı bir aydınlatma yapmak istiyorsanız ve aracınızın farklı sigortalarıyla, elektrikleriyle, bölmeleriyle oynamak istemiyorsanız Sigorta takarak araçtan, aküden direkt elektrik nasıl alınır ve led ampuller nasıl bağlanır bununla alakalı sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Yapacağımız sistem şu. Ben şimdi burada kurdum. Şimdi tekrardan size kurulumunu göstereceğim. Bakın burada bir led lambamız var. Akümüz burada. Bir düğme anahtar. Düğme anahtar yardımıyla bakın hani gördüğünüz gibi led ampulümüzü bir anahtar vasıtasıyla e, nasıl yakabiliriz? Nasıl sigorta bağlarız? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak size e, özellikle söylemek istediğim şey şu: Aküden araya sigorta koymadan kesinlikle ve kesinlikle elektrik alınmaz. Bakın, bunu tekrar söylüyorum, çok önemli bir konudur. Ee, bu konuya şeylerde dikkat edilir ses sistemlerinde ototet hesaplarında amfil anfi sigortası olur buna dikkat edilir ama böyle led ampul falan bağlayanlar bu konuya da biraz e, şey kalır basitmiş gibi görünür ama kesinlikle bakın tekrar söylüyorum kesinlikle aküden olan bir led ampul bağlayacağım ben bir artı çekeyim bir eksi çekeyim led ampulümü yakayım düşüncesiyle kesinlikle olmayın aküden çıkan her artı kablodan yani şu aküden veya herhangi bir aküden bir artı kablo çıkacaksa bu kesinlikle ve kesinlikle ucunda yani sigorta olmalıdır. Sigortasız artıdan çıkış yapılmaz. E, aracınızın sigorta panosu var hepiniz biliyorsunuz. Sigorta panosu ne için? Her çıkan artı kablo için bir sigorta koyulmuş. Aküden gelen her artı kablo için bir sigorta. Her aracın elektronik bölmesi için ayrı ayrı sigortalar yapılmış. Neden? Herhangi bir kaçak anında o sigorta'nın atması ve elektriği kesmesi için. Eğer ki arada sigorta olmazsa herhangi ufacık bir kaçak anında, farzı misal aracınızın arka stop lambası ve arka lambaları Birden şase yaptı. Elektrik devresi geldi. Eğer ki o sigorta olmaz, sigorta atmaz ve elektrik kesilmezse o kablonun geçtiği her yer alev alır gider. Alev aldığı gibi hani sigorta olmadığı için sigorta kutusuna kadar ulaşır. İş çok farklı boyutlara biner. Hani bu hatırlatmayı özellikle üstüne basa basa yapıyorum ki hani bu hataya kesinlikle düşmeyin. Aracın aküsünden artıdan bir çıkış yapılacaksa kesinlikle şey olacak sigorta olacak. Şimdi bu uyarımızı yaptıktan sonra konumuza geçelim. Şimdi bir tane ben bir tane led ampulle göstereceğim. Siz bunu istediğiniz kadar ampulle uygulayabilirsiniz. Aracınızın aküsünü kaldırdığı kadar sizin istediğiniz kadar. Şimdi yapmanız gereken işlem şu. Aracın eksisinden herhangi bir çıkış yapabilirsiniz. O sorun değil. Ama artıdan yapacağınız çıkışa bir sigorta bağlamalısınız. Sigorta bağlama işlemi nasıldır? Şimdi bu sigorta bağlamak için şeyler var. Böyle ekstra aparatlar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Ya da benim burada size gösterdiğim gibi basit bir işlemle de yapabilirsiniz. Nedir bu basit işlem? Bakın bir tane sigortayı aldım. Artıdan bir kablo çektim. Sigortanın bir bacağına bağladım. Diğer bacağını da aradaki anahtara yani şu anahtara gelen artı kabloyu bağlıyorum. Bakın bu da anahtara giden artı kablo. Ne oldu? Araya sigorta koyduk. Aracımızın aküsünden artı geldi. Arada sigorta var. Sigortadan bir artı gitti. Aracın yani kullanacağımız anahtara geldi. Anahtara gelen artıdan sonra diğer artıdan bir çıkış yaptık. Bu artı da gitti diğer şeye. LED'in artı bacağına. Eksi bacağına da zaten eksiden bir kablo çekmiştik. Ne oldu kolaylıkla düğmeye basıp yanan bir led ampul sistemi uyguladık. Bu sistemi uyguladıktan sonra aracınızın e, şeyi ile alakalı e, led ampulün yanması ile alakalı sizi sıkıntıya düşürecek herhangi bir şey olmayacaktır. Yani dikkat etmeniz gereken hususlar birkaç tane. Bunlara dikkat ederseniz eğer bu şeyi yaparken hiç sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken hususları atlamayın lütfen. Artıdan çıktığınız ser kabloya kesinlikle sigorta takacaksınız. Böyle 2-3 tane led ampul yakmak yani 5-6 tane söyleyeyim. 10 amperlik bir sigorta yeterli olur bunun için. 10 amperlik bir sigortanın ayağını dediğim gibi bu şekilde bir bağlantı yapın. Yani şöyle göstereyim size. Bir tane kabloyu böyle biraz ucunu uzun soyun. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra sigortanın bacağına dolayın. Bakın. Sigortanın bacağını doladık. Yani artı kısmı bu sigortaya verdik. Diğer artı kısmına da hani siz böyle ben pratik olsun diye kıskaçlar kullanıyorum yani ağızlar. Siz bu tarafa da şey kullanacaksınız. Normal kablo kullanacaksınız. Mesela bunu sardıktan sonra bunu kesinlikle bantlayın. Yani bu ayaktan bu ayağa bir geçiş olmasın. Çünkü siz şu an şey kullanmıyorsunuz. Hani sigorta paneli gibi bir panel kullanmıyorsunuz. O yüzden riskli olabilir. Bunu böyle yaptıktan sonra bunu bantlayın. Sonra diğer ayağa geçin. Diğer ayağa da aynı şekilde kabloyu sardıktan sonra mesela bunu kablo düşünün. Bunu buraya bağladınız. Araya sigortayı geçtiniz. Bu e, dışarıda kalan akünün ucundaki kısım hariç. Orayı da zaten düzgün bir şekilde izole etmeniz gerekmekte. Kalan her kısım yani dışarıda hiç artı kısım kalmayacak. Yani e, böyle soyulmuş artı kablo kalmayacak. Artı kablo boşta gezmez arkadaşlar araçta. Çünkü aracın e, eksisi aracın her yerinde olduğu için şasenin tamamında olduğu için artı kısımları her zaman muhafaza etmeniz gerekmekte. Artı kısımlar her zaman bantlı olur ve dışarıda hiç şey olmaz. Yani boşta artı kablo olmaz. Bu çok önemli bir detaydır. Buraya geldiğiniz zaman mesela düğmelerde mesela bu tarz düğmeler kullanıyorsanız şeyler kullanın e, ee, caklar kullanın. Caklar vasıtasıyla yapın. Lehimli ee, şeyler. Jacklar. Şimdi bu düğme ee, farklı bir düğme. Ben bunu farklı bir işler için kullanıyorum aslında ses sisteminde. Ama şöyle. Şimdi mantık bunlarda hep aynıdır. İki tane bir kablo girer bir kablo çıkar. Giren kablo akünüzden gelen kablo. Çıkan kablo lete giden artı kablo. Yani olayın işleyiş sistemi basittir bir düğme kapalı iken siz bastığınız zaman açılır Hani şey e, e, Mesela şu an burada elektrik var ama bu tarafa gitmiyor siz düğmeye bastığınız zaman şuradan e, buradan gelen çıkış buraya gider ve aracınızın led ampulü yanar Ondan sonra da sistem zaten basit şimdi e, dikkat etmeniz gereken hususları anlattım kesinlikle sigorta kullanacaksınız şaseyi Direk aküden almayabilirsiniz. Çünkü aracın her yerinde şase olduğu için yani eksi olduğu için aracın herhangi bir tanesinden boyalı olmayan bir vidadan ya da herhangi bir şeyden şaseyi alabilirsiniz. Yani şaseden kablo alıp yani eksi taraftan kablo alıp arabanın her tarafına kablo dolamayın. Sadece artıdan kablo alın. Eksiden şey yapın. Yani dediğim gibi aracın şasesinden herhangi bir yerden alın. Ondan sonra ampullerinizi bağlayın. Şimdi şöyle bir durum var. Hani bir tane anahtarla birçok ampul yakılabilir mi? Evet tabii ki yakılabilir. Mesela bu led'lerin mesela şöyle var mı elimde, yakınımda led? Bakayım şu led çalışıyor mu göstereyim size. Evet, çalış. Bakın şimdi. Şurayı kapatalım. Burayı da çıkartalım. Şimdi bunu buraya paralel yaparsınız arkadaşlar. Şöyle. Birbirine bağlarsınız. Yani birkaç ledi aynı yanda yakmak için söylüyorum. Bunu buraya taktınız. Ve bu artı kısmı da aynı şekilde buraya. Artı kısmı da aynı şekilde buraya. Ondan sonra bakın. iki tane ampulümüz oldu. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir olay. Yani dikkat etmeniz gereken kısımlara dikkat edin. İzolasyon kesinlikle önemli. Yani şu artı kısmın boşta olduğu bütün kabloların üstlerini elektrik bandıyla bantlayın. Ee, dikkatli olun. Çünkü dediğim gibi elektrik işi Önemli bir iştir. Dikkat edilmesi gereken bir iştir. Çünkü sonuçta bu yaptığınız işten siz sorumlusunuz. Ben size e, yapabileceğiniz şekilde gösterdim. Hani yaptığınız zaman doğan zararlardan siz sorumlusunuz. O yüzden kendi işinize özen gösterin. Acele etmeyin. Vaktiniz darsa o gün yapmayın. Ama dikkatli bir şekilde yapın. Her yeri izole edin. Kesinlikle sigorta kullanın. Kullandığınız anahtar e, kaliteli olsun. Ucuz adi şeyler kullanmayın. Ve güzelce aydınlatmalarınızı kullanın. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.